Şimdi nereye geldim? Bayağı bir gezdim ya. Video falan çekmedim. Hayal kırıklıklarım oldu. Yapamadıklarım oldu bugün. Bir de yorgunluk var, belim ağrıyor neyse. Hiçbir ağırlık olmamasına rağmen çanta mantı yoktu üstümde. Şimdi neredeyim onu söyleyeyim. Şimdi Aşıklar Çeşmesi'ne geldim. Evet, görüyorsunuz. Aşıklar Çeşmesi'ne sap geldim yalnız. Her tarafım böyle çift dolu. Cıvıl cıvıl millet. Coşmuş durumda. Şimdi ben buraya neden geldim? Niye geldim? Kim beni çıkarttı? Ben buraya kahımla, görüyor musun? Görünüyor. Şöyle yapalım. Hop. Evet, bu hala görünüyor. 50 kuruş ya işte. Bildiğiniz üstüne köprü nokta var. Sevgili Atatürk'ümüz var. Ondan sonra canım. Ben buraya 50 kuruş atmaya geldim. Vallahi başından beri niyetim oydu. 50 kuruş da sırtımın için getirdim. Videonun da adı zaten Aşıklar Çeşmesi'ne sap geldim, 50 kuruş attım. Neden 50 kuruş diye sorarsanız, vallahi bilmiyorum. O anda kendi şu para herhalde cebimde buydu. Daha önce böyle 3 kuruşluk, 5 kuruşluk insanlarla aşk yaşadığım için bu sefer bir 50 kuruşu deneyeceğim. Şöyle yavaş yavaş kalabalığı yara yara geçelim. Orada ne yaptım? Castel de Angelo. Ha, bilmiyorum. Bu arada çocuğa çok söyledim evlenme diye. Şu Keko'ya da dinlemedi, anlamıyor. Türkçe bilmiyor cahil. Angelo Kalesi'ne gittik. Orayı gezdim. Efendime söyleyeyim. İtalyanlar muazzam gevşek bir millet. Roma tamamıyla şey altında, şantiye altında. Yani İstanbul'a bin basar şantiye konusunda şu anda. Bütün tarihi yapılar şantiye içerisinde. Kalenin sadece belli bir kısmını gezdiriyor. Ona da 14 euro para alıyorlar. Eğer öğrenci kimliğiniz varsa aklınızda olsun. Öğrencilere indirim yok. Var aslında da. Şöyle var. Sanat dalında bir şeyseniz. Satıyorum mimari falansanız. Ondan sonra değilseniz de mimari miyim? Çocuk soruyor zaten. Kartın üstüne de yazmayın öğrencisi olduğunuz. Deyin ki ben işte ne bileyim resim okuyorum. Müzik okuyorum. Sanat okuyorum. Güzelmişiz. Emeğimi söyleyeyim. Bunlar da saklanmışlar. Böyle bir kuruştan bir şey çıkabilir bile. Çinli teyzeleri yarabilirsek. Pardon. Pardon. Böyle Fransız taklidi yapıyorum ki ayılık yaparsam Fransızlara kalsın. Atilla taşı böyle Yunanlara itilediğimiz gibi. Çeşme. Allah dönecek bir şey yok. Demin de bir çeşmenin önünde oturup kurvasan yedim. O da güzeldi. Ama bu efsane bir çeşme. Hakikaten dendiği kadar varmış. Şimdi şu köşeye gideceğim. Orada bekar kızlar var. Şaka şaka. Orası daha az kalabalık. Oradan işte para atacağım. Pardon. Pardon. Bu paralar ne oluyor? Bu paraları belediye topluyor. Ondan sonra bunun için bir fonları var. Ben bunu daha önce bir yerde okumuştum. O fondan fakire fukaraya falan dağılıyor. Mesela birisi fotoğraf çekiyorsa bekliyorsunuz. Efendim söyleyeyim. Evet. Şuradan niyet ettim, niyet eyledim. Mübarek Ramazan ayında Allah rızası için. Yasak mı acaba? Şunlar para değil mi? Değil mi ya? Bir şey olmaz zaten. 50 kuruş, euro değil bir şey değil. Bunu niyet eyledim. Öyle bir para atmaya. Bunu niye atıyoruz? İşte aşk bulacağız hesapta. Ha, şu arada paralar var. Anlaşalım, ortalıyoruz. Ortalayalım. Hop, attık. Bakalım Allah'tan hayırlısı. Hayırlısı derken tabii belli kriterlerimiz var. Ondan da yerine gelmesi şart. Ama Allah gördüğümüze göre hayırlısı nasip ediyoruz. Buradaki diğer saplar gibi. Bu da sevgilisiyle gelmiş. Sevgilisi fotoğraf çekip duruyor. Ayı işte. Biz olsak 50 poz fotoğraf çekiyorduk kız arkadaşımızın sevgilimiz. Biz olduğumuz için muhtemelen ben de çeşmeyi çekiyoruz. Efendime söyleyeyim. Başka ne var? Tabi turizm mevsimi açıldı. Havalar ısındığı için Roma çok kalabalık. Sabah muazzam yağmurluydu. Onu çektim mi çekmedim onu bile hatırlamıyorum. O kadar şeydim. Şöyle size çeşmeyi göstereyim. Kalabalığı göstermeyeyim. Ondan sonra yağmur yiyince tabi mala döndük.
Vatikan'a gittim. Bilet almak gerekiyormuş önceden. Yoksa o 4 kilometrelik bir kuyruk var. Onu bekliyorsunuz. Efendim söyleyeyim. Eliniz nereye atsanız, adamınız nereye atsanız bir tarihi bir şey geliyor. Yani geneli Rönesans dönemi. 15. yüzyıl. O Castel de Angelo'da 15. yüzyıl kalesiydi. Ya okurken siniriniz bozuluyor bir yerden sonra. Sebebi şu. Kale gibi bir şey var mı zannedersem yine orada. Onu büyütmüşler. Öyle şekilli bir yapı yapmışlar. Yapmalarının sebebi de şu. Vebadan korunmak için. Yani kendilerini izole etmişler. Yine bir papanın odası falan var. Oraya girdim. İnsanın böyle eşyola eşek diyesi geliyor papaya da. İşte dinin kutsal adamı olduğu için diyemiyoruz. Ayıp çünkü yani. Onlar da bizim için aynı şey dese. Terörist falan diyorlar. Onlarla ilgili biz demiyoruz. Efendime söyleyeyim. Veba, kara veba Avrupa'nın nüfusunun 1/4'ünden fazlasını zannedersem 100 yıl gibi bir sürede süpürmüş bir hastalık. Belki 50 yıl, belki 100 yıl. Nüfus bildiğiniz çökmüş yani. İnsanlar çatır çatır vebadan ölmüş. Vebadan ölmenin sebebini söyleyeyim ben size. Buradan işte dönemin ne kadar gerizekalı olduğunu, ne kadar aptal insanlar olduklarını anlayın. Veba niye ortaya çıkmış? Veba diye bir mikrop zaten var. Ama bilinmiyor tabii. Mikrop daha keşfedilmemiş. Mikrobun ne olduğunu bilmiyorlar. Gerizekalı papanın bir tanesi kedileri sevmiyor. Kedileri şeytan ilan ediyor. Diyor ki kedileri bulduğunuz yerde öldürün. Orospu çocuğu diye isim geliyor da işte diyemiyorum. Niye? İşte kutsal bir dinin, insanların kutsal o inancı olduğu için yavşak, şerefsiz falan diyemiyoruz. Bu Avrupalılar da kediler işte şeytanın yardımcısıdır, işte cindir, peridir diye başlar kedileri öldürmeye. Ne oluyor? Kediler ölünce fareler cirit atıyor. Hastalığı ne taşıyor tabii? Tabii ki de fareler taşıyor. Tabii fareler nerede yaşar? İnsanlar nerede yaşarsa orada yaşar. Yani fare doğada böyle çok yaşamaz. İnsanın artığını yer. Leşçil bir hayvan. Artıkla beslenir. Bunlar tabii insanlara vebayı çatır çatır yayıyorlar. İnsanlar da çatır çatır ölüyor. Bu sefer bay efendim veba çıktı insanlar ölüyor diye daha çok kere ölüyorlar. Daha çok insan ölüyor. Bu sefer bizim işte cadı dedikleri onların bizim koca karı ilacı yapmasını bilen işte benim ocak dediğimiz falan kendi şamanizmimizde şamanizmimizde insanlara cadı diyorlar. Bu sefer onları yakmaya başlıyor. Mesela Olamos'ta bir meydan vardı. Orası cadı yakma alanıymış. Cadılar genelde dul karılar oluyor. Aa, kötü fikir değil lan. Neyse. Genelde işte bu kadınları öldürüyorlar. Şeytana hizmet ediyorlar diye. Şimdi tabii Roma'da neyi görüyorsunuz? Roma'da o Rönesans'ın, işte ne bileyim Roma'nın zenginliğini görüyorsunuz. Bunların hepsini Hristiyanlıkla açıklamak çok mümkün değil. Bir döneme kadar, 4. yüzyıla, 5. yüzyıla kadar Roma zaten dünya imparatoru. İşte bir yapıya sahip. 1500 senelik. O gün Amerika'sı diyelim. Daha rahat anlaşılsın. Hadi şöyle kaçalım. Bir yapıya sahip. Ne oluyor bu yapı? Bu yapı Attila ile beraber ikiye ayrılıyor. Merkezi başkenti İstanbul'a taşıyorlar. İşte eyalet sistemi geliyor falan. Zaten eyalet sistemi var aslında da. Daha böyle özel bir yapı geliyor. Derken işte zaman içerisinde İslam Devleti'nin Arap coğrafyasında bizim Abbasi diye adlandırdığımız, burada Halife Devleti diyorlar. Güçlenmesiyle tabii toprak kaybediyor büyük ölçüde. Ondan sonra işte Türkler geliyor falan. En son zaten İstanbul'u kalıyor bir tek ellerinde. İstanbul'da biz alıyoruz. Bu yapı zaten şey bir yapı dediğim gibi. Var olan bir yapı. Hristiyanlıkla beraber bunlar bu işi kurumsallaştırmışlar. Yani hani dinleyen Hristiyanlar vardır. Ben şimdi dinine hakaret etmek istemiyorum kimsenin de. Sanki biri bir yalan söylemiş de. Öbürleri de bunu, sen var olan devlet de bunu suistimal etmiş gibi geliyor. Tabi muazzam bir kıyım. Muazzam bir ortaçağ, muazzam bir zihniyet, muazzam kötü bir zihniyet bu. İyi bir zihniyet. Din iyiyle hizmet eder, bunları etmemiş.
Bunlar zenginliğe hizmet etmiş. Ya Avrupa'nın neresine gitsem, hangi şehrine gitsem, hangi bölgesine, coğrafyasına gitsem, Rönesans'a kadar bütün insanların, bütün kralların, bütün imparatorların, bakın sadece köylüler şunlar bunlar değil, herkesin bir köle olduğunu görüyorsunuz. Kimin emrinde? Papalığın emrinde, Vatikan'ın emrinde. Çünkü artık Roma yok. Papalık yeni bir şey geliştiriyor, strateji geliştiriyor. Diyor ki, bundan sonra diyor, imparator kralı her şeyi ben taşlayacağım, ben belirleyeceğim. Burada da böyle bir tünel var. Roma'dan kalmamıştır. Çok karşıya geçelim. Ben nereye gidiyorum bu arada? İspanyol merdivenlerine gidiyorum. Efendime söyleyeyim. Böyle güzel yüzlü turistlerle karşılaşıyoruz. Papalık yeni bir vizyon geliştiriyor. Diyor ki benim taş takmadığım kral, kral değildir. Benim taş takmadığım imparator, imparator değildir. Prens, prens değildir. Her şeyi benden izin alacaksınız. Her şeyi bana soracaksınız. Ben burada saksı değilim diyor. Ne oluyor? Ne olacak? Herkes kabul ediyor. Ne zamana kadar? Martin Luther'e kadar. Martin Luther diyor ki ben böyle saçma şey mi olur? Ne günah çıkarma var diyor. Mantıklı diyor. O biraz daha işin mantığında. İşte ne bileyim. Ne vaftiz var diyor. Bir kere bebekken yıkanacaksın. Bir kere kutsanacaksın. Sonra cennete gideceksin. Ömür boyu yaptıklarım. Onlar da olacak. 10 maddelik mi ne? 12 madde mi? Öyle bir şey. Kapıya asıyor. Çalıştığı kilisenin. Tam Martin Luther'a aforoz ediyorlar. İlk yaptıkları iş o. O millet ne sıfkı sayılmış. Kim o millet? Özellikle prensler. Almanya'daki dağınık bulunan 300 küsür tane prenslik. Bunların sıtkı sıyrılıyor. Sıtkı sıyrılınca ne yapıyorlar? Neden sıtkı sıyrılıyor? Papalar sürekli para vermekten sıtkı sıyrılıyor. Kimsenin dinle imanla bir işi yok. Rönesans döneminde hatta şunu görüyoruz. Boccio muydu herifin adı? Bir tane papa var. Herifin 3-5 tane çocuğu, işte 2-3 tane metresi, karısı falan var yani. Hani hani bu papalar, kardinaller şeydi, bakirdi. Kimseyle sevişmiyorlardı. Yok öyle bir dünya. Hepsi evli, hepsi çoluklu, çocuklu. Hatta bu kalede de şey var. Papanın yeğeni yapmış kaleyi sözde. O yeğen dedikleri, kuzen dediklerinin tamamı papaların çocukları. Ya bu hikayeyi herkes biliyor ama papa o kadar kudretli ki istediğini aforoz ediyor kafasına göre. İşine gelmeyeni daha çok. İşine gelmeyeni aforoz ettiği için kimse sesini çıkaramıyor. O bu sefer Martin Luther'ın arkasından papaya haraç vermek istemeyen, artık yeter lan diye, ne kadar insan varsa soylu toparlanıyor. Protestanlığı icat ediyorlar. Protestanlık haraç vermeyen Hristiyanlık gibi bir şey. Yani temel mantığı İsa bizim günahlarımız için öldü. İyi tamam. İşlem o zaman günah. İşte ama işleyeceğim de önden belliydi. Çok da işte araya şey yapamadım. Ama işte inançtır, pragmatiktir dedim. Diyor, bitiyor. Bu arada Şafak mesaj atmış. İspanyol merdivenlerinin orada bir tane tiramisucu var. Mutlaka orada tiramisu ye abi diye. Şimdi onu da bulacağım. Onu da yiyeceğim. Allah kısmet ederse. Zaten giren girdi. Roma çok pahalı. Haberiniz olsun. Avusturya'yı ben en pahalı yer zannediyordum. Avusturya en pahalı yer değilmiş. Roma en pahalı yermiş. Buradan Floransa'ya bakalım. Geçme niyetim var ama ben geçeceğim inşallah. Ondan sonra İspanya işini nasıl yapacağız onu düşünüyorum. Maddi manevi çünkü ya fiziken çok yoruldum. Yorgun geldim zaten, iyice yorgun. Bakın orada bir dikil taş daha var. Bu arada İstanbul'dakilerin çok benzeri bir sürü dikil taş buldum. Onları fotoğrafladım. Dediğim gibi kaleyi de çok fazla video almaya ihtiyacı duymadım. Çünkü sen gördükçe böyle sinirleri bozuluyor. Bir yerden sonra. Ve şey, yani deli gibi para verdim. %80'i kapalı. Niye kapalı? Muhtemelen personel eksikliğinde. Şimdi şuraya oturayım 2 dakika. Size şöyle anlatayım. Bakın burada engelliler böyle dışarıda. Yaşlılar var. Genelde işte her milletten var. Rus çok, Alman çok, Türk var. Demin aşçı çeşmesinin orada 2 tane sap vardı benim gibi Türk.
genç ergen eleman. Karesi yapıştır diye bağırıyordu ama artık çok ilgilenemedim neye yapıştır dediğine. Dedim hayırlısı olsun, ben şuradan bir çıkayım dedim. Bana yapıştırmasın. Efendime söyleyeyim. Böyle bir dünya. Yani Hristiyanlık, Hristiyan doğsaydım ne bileyim, Hristiyan bir ailede doğsaydım da çok inanacağımı düşünmüyorum. Yani muhafazakar bir adamdır ben normalde. Geleneğe göre ne çok önem verirdim. Hala da bir kısmına veriyorum. Ama onun dışında Hristiyanlık çok makul, mantıklı benim kafamın aldığı bir şey değil. Dolayısıyla yapıları gördüğünüz zaman ne için yapıldığını anlıyorsunuz. Yani kendi menfaatlerine başka bir şey düşünmemişler. Öyle halkın refahıymış, inancıymış, hiç umurlarında olmamış, hiç olmamış yani. Lan biraz mı olmaz? Biraz olmamış. Kendi istihbarat teşkilatlarını çok güzel kurmuşlar. Şeyde halkın içerisinde kendi yapılarını çok iyi kurmuşlar. O günah çıkartma muhabbetinde herkes geliyor bunları günahlarını anlatıyor. Bunlar deftere işliyor, Vatikan'a yolluyor. Ha köylünün ki çok önemli. Köylüyü niye kullanır papaz? Kendi menfaati için kullanır. Gider onun karısıyla yatar. Ondan sonra adam ona der ki aforoz ederim seni. Adam da bir şey diyemez. Ya da işte para ister, rüşvet ister. Yani sonuç itibariyle krallar gibi yaşamışlar. Bir iyi niyet yok. Tamamıyla bir art niyet var. Ve tamamıyla bir suistimal söz konusu. Ondan sonra Avrupalıların aklı başına 1000 sene sonuna gelmiş. 400'lerde bu din oturmaya başlamış. Roma İmparatorluğu tarafından kabul edilmiş. 400'lerden sonra işte 1600'ler gibi bunlar demişler ki aga bir dur. O kısmı komik. Aga bir dur. Aga bir dur dedikten sonra işte 100 sene savaşları başlamış. Protestan olan olmuş. Kalan kalmış. İşte kendi kilisesini kurmuşlar. O arada Papa tabi hepsini aforoz ediyor falan. O garip bir dünya. Çok fazla diyecek bir şey yok. Çok fazla kurcalanacak bir şey de yok. İnançtır. Ama günümüze geldiğinizde inancın yerinde kalmadığını görüyorsunuz. Yani İtalya'da işte şeyin Hristiyanlığın merkezi. Burası şu anda Katolik Hristiyanlığın merkezi. Burası ama kiliseler bomboş. Bakın bizde de camiler bomboş. Benzerlikler var. Niye? İşte bizde mesela şey yok değil mi? Tövbe alacaksın. İşte gidip de kiliseye, papaza tövbe etme var mı? İşte Menzil Tarikatı'nda var. İskender Ağa'da var. Bunlar da var. Nakşiler de var galiba. Nakşiler de var mı? Bilmiyorum. Çok önemli değil. Bunların hep zaten Nakşiliğin kolu olduğu için. Bu bir soytarlık. Bu bir Hristiyan özentiliği. Bu bir İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan bir iş. Ne diyeyim? Yani gelip de bir de böyle sohbetlere gel işte ya Müslüman ol'la getiriyorlar da diyemiyorlar tabii Müslüman ol diye. Yok sohbetlere gel, yok namaza başla, yok işte oruca başla, şunu yap, bunu yap. Yani bunlar tövbe almış adamlar. Hani gidip de şeyhlerine günahlarını aktarmış adamlar. O yüzden bana komik geliyor bazı şeyler. Cennetin başka insanların ellerinde olduğunu düşünen insanlar. Yani insan insana vesile olur. İnsan insana yardım eder. İnsan insanı aydınlatır. Hem bilim açısından hem ilim açısından. Ama insan insanın cennetine kefil olamaz. Peygamber bile kızına diyor ki kalk diyor Fatma, baban peygamber diye güvenme diyor. Namazını kılıyor. Bunlar ne diyor? Bunlar diyor cennet bizim elimizde. İşte aynı kafa burada var. Bir tane kiliseye giden yok. Bir tane inanan yok. Herkes komik buluyor. Yani bakın saçma şeyin ötesine geçmiş. Yani insanlar zaten reddetmiş durumda. Komik buluyorlar artık. O yüzden herkes kendi ibadetini, kendi hayrını, kendi işte inancını, kendi başına yaşasın. Tamam, dışında da başka bir şey demiyorum. Tabi bu kafayla Roma'ya gelip görünce, aa çok tatlıymış, çok tontişmiş diyemiyorsunuz. Kolezyum var. Kolezyum'a gideceğim birazdan. Şu İspanyol merdivenlerimi geçeyim. Gidiyorum. Şimdi burada soluklanıyorum. Kolezyum'a da gittiğim zaman ne yapacağım? Kolezyum'da İşte milletin birbirini nasıl öldürdüğünü, nasıl işkence ettiğini falan göreceğiz. O çok farklı değil. Saatte kaç oldu? Saat biraz geç oldu ama bakalım. Belki yarın gidelim. Şimdilik bu kadar. Videosu zaten 20 dakika oldu. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler, selamlar. Roma 19 ve 18 Mayıs. Yarın bayram. 18 Mayıs 2019.